Kemalizmin tanımlaması nedir? Bizim anlayışımıza göre değil tabii. Yani 80 öncesi mi, post 80 mi? Yani ona bakarsan abi, Avcıoğlu diye bir adam var. Kemalizm, Marksizmle harmanlıyor. Evet. Sev ya da sevme, ayrı konu. Yani nereden baktığına bağlı. Liberal Kemalist diye bir şey var oğlum. Mıdır mıdır? Ya Atatürk milliyetçiliğini reddeden Kemalist olur mu? O da şeye bağlı işte. Atatürk neyi kastediyordu milliyetçilik derken? Evet, yoruma Tanımlaması bağlı neydi? yani. Abi şey gibi yani, insanoğlu her şey yani, Allah'ın kelamı dediğimiz Kur'an-ı Kerim onu bile yorumluyor, anladın mı yani? Orada bile şey var, ihtilaf var. Hani inanmıyorsan ayrı konu da, inanıyorsan mesela neyin ayrı yorumlayabiliyorsun? Tek kelam değil mi bu? Ne diyorsun oğlum? Neden bahsediyorsun? Yo, Doğru doğru abi, diyor abi çok ya. haklı yani bence. Yani bir Abicim fikir var orta abi yani CHP önce 4 oktu. 4 oktan bir tanesi şöyle Atatürk milliyetçiliğiydi. sana Irkçılık göre olmayan abi milliyetçilikti. bak Hayır sana öyle göre değil. bir şey söyleyeceğim. Sana göre çıkmış olabilir bundan. Başkası der ki Atatürk milliyetçiliği öyle bir şey değil, böyle bir şey bence çıkmadı. Şu an CHP'de hala var der. Ve hakikati bulmakta zorlanırsınız. İki farklı yorum ortaya çıkar. Erliğin verdiği örnek de mezhepler üzerinden gidiyor. Aslında kelam tek ama farklı yorumlar çıkarılıyor. Hakikat aranıyor. İşte mezhep gibi diyor yani. Bundan bahsediyor yerlikte. Ya nasıl Arkadaşlar, tanımladığına bağlı olarak her şey değişiyor yani. lütfen bakın, CHP'nin kuruluşunda Remzi Oğuz Arık diye bir Kozanlı var, tamam mı? Yani espri yapmıyorum şu anda. Anadolu Türk milliyetçiliğini tanımlıyor Ziya Gökalp'in kurduğu sistemde. Yani önce Oğuz, Anadolu Oğuzları birleşip Anadolu'da bir Oğuz milliyetçiliği olmalı diye şu yapıyor. Ondan sonra zaman ilerledikçe bunu ne denir? Törpülemeye başlıyor. CHP ilerledikçe ve günümüze geliyoruz. Ama o hep var orada. O kuruluş temelinde var yani CHP'nin. Tamam abi, bunu tartışmıyoruz ki. Biz diyoruz ki şimdi sen buna yok diyebilirsin şu an için. Mesela bugün 2023 yılında CHP'de bu yok diyebilirsin. Başka bir de çıkar ki CHP'de bu bugün Vardı. var. Ve siz burada bir kavram tartışmasına girersiniz. Bundan Ama o kafayla bahsediyoruz. gidemezsin yani. Ona bakarsan iddiaçıların bir kısmıyla kavgalı, bir kısmı kalıyor. Kadrocuları dağıtıyor. Söylenene göre hem kadro dergisinde bir şey yazıyor, bir giriş söz yazıyor Mustafa Kemal'e dönem. Sonra İsmet İnönü yazarlıyor, sen bunları seversin diye. Güya bak, o da var söylenen. Şimdi bunları dağıtan bir adam, diğer taraftan bakıyorsun. Liberal görüşlü insanlar var görüşte. Recep Peker gibi birini mesela gönderiyor. Sonra adam tekrar geri geliyor. Öldükten sonra tabii. Yani kadro çok geniş. Kadrodan yorumlayamazsın bunu. Atatürk'ün görüşünü kadrodan yorumlarsak iyi gider.